Çok teşekkür ederim. Ben mutluyum. Gayet iyiyim. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Görmek için. Benim için bir ayrıca. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başkan merhabalar. Egospor Kulüp Başkanı. Kulüp Başkanı. Kulüp Başkanı. Şöyle gel istersen başkanım. Takım arkadaşlarım aynı zamanda. Hem çiftlerle hem de triyolar kategorisinde de yarışmalarım. Bu işin sihri galiba şeydi, antrenör de. Kesinlikle. Bak, siz değil misiniz? Evet. Çok iyi. Kaç yıldır yapıyorsun? 12 senedir yarışıyorum efendim. 12 senedir. Evet, 12 senedir yarışıyorum. 3 yaşından beri de sporun içerisindeyim. Bale, artistik, jimnastik, aerobik, jimnastik. Doğduğumdan beri yapıyorum. Çok iyi. Olağanüstü bir şey. Kaç arkadaş var böyle yetiştirdiğiniz? Benim yani binden fazla sporcuyla çalıştım ben. Performans anlamında 354 tane sporcuyla, şu an 60'tan fazla sporcuyla çalışıyorum. Evet. Çok fazla nesil yetiştirdik biz de. Güzel. Ama tabii bazıları çok özel, işte Ümit kaptanımız gibi 40 yaşında hala devam ediyor. Evet, güzel bir şey. Ayşe Begüm gibi özel bir sporcu ki zaten bu branşta branşın da en iyi sporcusu seçildi. Özel bir ödül aldı onunla ilgili. Sizlerle gurur duyuyoruz gerçekten. Ego hakkında bilgi versin. Evet. Sayın Genel Başkanım, Ego Spor Kulübü şu anda halihazırda 33 branş, 8 bin sporcu oluşan. 30 branş. 33 branş. 8 bin sporcu olsan dünyanın en büyük 3 kulübünden birisiniz. Başarılarımız gün geçtikçe devam ediyoruz. Dünya şampiyonlarımız arasında her gün bir yeni dünya şampiyonumuz ekleniyoruz. Tabii burada Sayın Mansur Yavaş Başkanımızın etkisi ve gerçekten ilgisi, alakası kardeşlerimizin başarısında çok büyük etki gösteriyor. Sizlerin ilginiz, alakanız ki daha önce de zaten şampiyonlar kardeşi Mutlu Yiğit şampiyonu almıştınız. Beni de görüşmüştük. Desteğiniz, ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Ankara'mıza güzel... Vallahi ne kadar başarılı olursanız biz o kadar seviniriz yani. Allah razı olsun. Çünkü çok fazla bilmiyoruz bu spor işini. Gençken bir şeyler ya, futbol oynuyorduk. Evet, yani spor deyince aklımıza gelen oydu zaten. Bazı branşlarda Türkiye hiç yoktu eskiden. Evet. Hep evet. Ümreniyorduk. Şimdi böyle jimnastik dallarda artık söz sahibi olmaya başlandı. Güzel. Şimdi şunu da belirteyim. Biraz önce Sayın Başkanım da belirttim. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kategoride büyüklerde bir madalya, daha doğrusu bir dünya şampiyonu. Evet, dünya şampiyonu. Şu an Cumhuriyet tarihinde bir ilki başardı kardeşimiz. Dediğimiz gibi birçok dalda ilerliyoruz. Ümit Şamiloğlu'nun takımımızın kaptanı ve yarışan en yaşlı sporcu unvanı var. Birkaç ay önce bacağını kırdı, bir şanssızlık yaşadık takımımızın kaptanı. Jübile yedecek. Nerede kırdın kaptan? Barfix. Ben Barfix üzerine uzmanım. Orada da bir talihsizlik, son dünya kupamı alayım. Olimpiyat kotasıydı çünkü aynı zamanda. Dünyanın en yaşlı erkek jimnastikçisiyim. Olimpiyata katılan en yaşlı olmak istiyordum. Çünkü geçen sene takım olarak biz Avrupa ikincisi olduk Mersin'de. Ve Dünya Kupası'nda orada hala hazırda en yaşlı madalya almış sporcuyum ben. Bunu da başarmak istedik ama bir şanssızlık. Artık jübilenin yavaş yavaş zamanı geldi. Biz de Türk sporuna farklı yollardan hizmet ediyoruz. Neyse, yeni gençler yetiştireceksiniz artık. Yani. Evet, yani gençler de çok iyi. Bu işin kuralı o. Yani işi en iyi siz biliyorsunuz. Başarılarınız var arkanızda. Dolayısıyla gelecek için daha böyle gençleri alacaksınız, yetiştireceksiniz. Onlar madalya aldıkça siz ve biz hep beraber gurur duyacağız. Bu güzel bir şey. Evet. Antrenörlük de güzel bir şey. Düşünün, yetiştirdiğiniz birisi sonuçta bir aile olarak yapıyor. Onun keyfi ayrı bir şey. Bu da güzel bir şey çünkü bizde bir aile ortamı var tamamen. Böyle. Şimdi kardeşimiz spor hayatını belki tamamladı ama şimdi antrenör olarak burada yeni kardeşlerimizi yetiştirip inşallah al bayrağımızı her kulvarda gönderecek tanıyacaklar inşallah. Ve İstiklal Marşı'nız. Kesinlikle. Yani bizi zaten en çok gurur verilen şey o. İstiklal Marşı'nız okunup bayrağımızı gönderecek değiliz ama bütün yorgunlukları, bütün emeğinin karşılığını gerçekten alıyor kardeşlerimiz. Evet. Çünkü bunun değeri başka dünyada hiçbir şeyle ölçülemez.
Tabii her madalya yeni bir başlangıç için de önemli bir adım oluyor. Kesinlikle, biz onu biraz önce konuştuk. Bilmek de lazım. Yeni arkadaşlar gelecekler. Onlar da aynı şekilde başarılı olacaklar. Güzel bir şey. Öyle mi? Evet, özellikle. Yani sizin yiyeceğiniz, içeceğiniz o aşırı sırada ilk defa. Evet. Şey nasıl, bu gıda işini nasıl yapıyorsunuz? Tatlıdan uzak duracaksınız. Evet, kesinlikle Sayın Genel Başkanım. Şu şekilde beslenme uzmanımız var. Şeyi çıkar ya, maskeyi nasıl olsa su içeceğiz şimdi. Peki. kendi beslenme uzmanımız var. Bize uygun antrenman programlarımıza, yoğunluğuna, şiddetine uygun bir beslenme programı çıkarıyorlar. Ona uyuyoruz. Tabii arada ufak tefek kaçamaklar oluyor. Karbonhidrat. Evet. Onlara sizler tatlıdan uzak mı yoksa tatlı serbest mi? Tatlıdan anızıyız. Oldukça. Biz podyumda savaşırken bir de hakemlerimiz orada hakem masasında bir savaş veriyor. Evet. O da işin ayrı bir boyutu tabii ki. Vallahi kazandığımız için çok mutluyuz. Ruslar bu işe tabii çok küçük yaşlarda başlatıyorlar. Evet. Bir akım da eski şampiyonların da büyük şampiyonlar oluyoruz. Yani her yerin konusu olduğu yani öyle işte böyle de bizim belediyelerimizin bir pay. İBB ile Ankara Büyükşehir Belediyesi olimpiyatlara gidecek sporcularımızın genel anlamda 1/3'ünü yollayan İBB derken İstanbul'da mı? İstanbul değil mi? Bir de İzmir var mı? İzmir'de gönderdiğiniz bir İzmir'de bir iki sporcumuz var. Ama çoğunluğu işte ASKİ Spor Kulübümüzün 8-9 tane. Bizim 8-9, belki 10 olacak inşallah. İBB'nin de 12 diye hatırlıyorum. Yani totale baktığınız zaman şu an itibariyle Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye olarak olimpiyata gidecek sporcularımızın 3/2'sini bizler göndermiş. Ne kadar sporcu gidiyor olimpiyata? Şu an 34 kota alındı Türkiye'den diye hatırlıyoruz. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Bu da bize ayrı bir gurur veriyor gerçekten. Evet. Bu kadar olimpik, paralimpikte hakeza çok önemli başarılarımız var. Down sendromlu, engelli branşların en çok olduğu kulüp de Ego Spor Kulübü. Biz ilk geldiğimiz günden beri Sayın Başkanımızın hassasiyetini bildiğimiz için engelli kardeşlerimize çok fazla biz önem ve ilgi alaka gösterdik. Dünya şampiyonu Down sendromlu sporcularımız var, büyük kardeşlerimiz, atletizmcilerimiz. Hepsine bir kol kucak açıyoruz. Onlar da çok mutlu oluyor bu konuda. Evet. Çekiyorum efendim. Günler senin kadar güzel değil ama idare eder. Çok teşekkür ederim. Çekiyorum efendim. Teşekkür. Belki zamanı unutursun diye sana bir şey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çekiyorum. Teşekkür. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. En yaşlı değil mi? En kıdemlisi. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.